Merhabalar, ben Hamit Can. Bugün ne yapıyoruz? Benim Grammar 101 kitabımda 16. adımda biz ne öğrenmiştik? Geniş zamanı öğrenmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de geniş zamanda bu sıklık kelimeleri var ya, mesela her zaman, bazen, genellikle, haftada 3 kez, 2 ayda bir gibi bunları öğreneceğiz. Hazırsan ne yapalım? Hemen başlayalım. Diyor ki ne kadar sıklıkla yaptığımı nasıl söylerim? Yazmayı şunu unutmadığım için sıklık kelimeleri fiilden neresine gelir? Öncesine mi sonrasına mı? Öncesine. Bak, önceyi işaretliyorum. Demek ki fiilden önce gelir. Okey. Örneğin I always eat breakfast. Demek ki bu eat burada fiil ya. Bundan ne yapmışız? Önce kullanmışız. Bunu bildik. Demek ki fiilden önce bunları yazıyoruz. Bu okey. Peki bu kelimelerin anlamları ne? Ona da bakalım. Always her zaman demek. Usually genellikle. Often sıklıkla. Sometimes bazen. Seldom arada bir. Rarely nadiren. Never asla. Okay? Genelde şey yaparlar ya böyle hani always %100 olur sonra usually ne olur %90 gibi. İstersen öyle de düşünebilirsin. Ama genelde bu en yüksekte always vardır, en altta da never vardır. Ona göre sıklıklarını belirtebiliyorsun. Peki buradakiler nedir? Onları bir hızlıca çevirelim. I always eat breakfast. Ben her zaman kahvaltı yaparım. Maria usually drinks coffee. Maria genellikle kahve içer. They often watch Kim Milyoner Olmak İster. Onlar sıklıkla izlerler Kim Milyoner Olmak İster. Neden? Çünkü hayal satıyor. Onlar da izliyor. Ne güzel. Kimdi o milyoner olan? Arda mıydı? Arda değil mi? Evet. Tebrikler Arda. We sometimes watch kısmetse olur. Biz bazen ne izliyoruz? Kısmetse olur izliyoruz. İzlediğimiz programlara bak. Ne güzel. Ahmet seldom drinks lemonade. Ahmet arada bir ne yapıyormuş? Limonata içiyormuş. Yani buradaki seldom yine az katıyor. Yani biraz nadiren gibi düşünüyorsun. Okay? Rita rarely plays football. Demek ki Rita nadiren futbol oynar. Okay. I never swim. Ben asla yüzmem. Buraya kadar bence hepsini öğrenmiş oldun. Dikkat etmen gereken olay şudur. Biz Türkçe'de şöyle diyoruz. Ben asla koşmam. Burada kaç tane olumsuz yapı var? İki tane. Bir, asla yazıyoruz. İkincisi de mam. Mesela koşmam, yapmam. Hem fiili olumsuz yapıyoruz hem de aslayı da ekliyoruz. İngilizler ne yapıyorlar ya da işte Amerikalılar? Bu aslayı getirdiği zaman diyorlar ki biz fiile dokunmayalım. Yani fiil normal olarak kalsın. Ekstradan bir de fiili olumsuz yapmayalım diyorlar. Bunu böyle kocaman böyle yıldızlı bir şekilde yaz. Çünkü bunu ileride hata yapabilirsin. Hata yapmamak için şimdiden bunu iyi not al. Okay? Buradaki örneğe bakalım. Mesela demişiz ki I never swim. Ben asla yüzmem. Ne yapıyoruz? Hatalı örnek. I never not swim diye bir şey yok. Ya da I don't never swim diye bir şey yok. Onu unutma. Doğrusu nedir? I never swim. Tamam. İlerliyoruz. Peki, biz bu geniş zamanda fiillerden önce yazıyoruz demiştik ya bu always usually falan. Tamam, bu okey. Peki, am is are'dan önce mi yazıyoruz, sonra mı yazıyoruz? Tabii ki am is are'dan sonra yazıyoruz. Yani şöyle. Am is are kelimelerinden sonra yazıyoruz. Ama diğer fiillerin önüne yazıyoruz. Okey? Fiillerden önce, emizardan sonra. Örneğe bakalım. Ben her zaman mutluyum. Şimdi mutluyum neydi? Burada hangi fiili kullanacağım? Demek ki am kullanacağım, değil mi? Ben buraya geliyorum. I diyorum. Am always her zaman happy. Ben her zaman mutluyum. Değil mi? Şöyle yazamıyorum yani. I always am happy. Böyle yazamıyorum. Bu yanlış. Onu unutma. Okay? I always am happy diye bir şey yok. Ne yapıyoruz? I'm always happy. Şunu da değiştirelim. Ha. Şimdi kardeşim bazen kızgın. Kardeşim hangisi olsun? Erkek mi kız mı olsun? Kız olsun. Tamam. My sister erkek olsaydı ne derdik? My brother. Okay. Bazen. Bazen neydi? Sometimes, değil mi? Ama öncesine ne ekliyoruz? Emizardan hangisini ekliyoruz? Is diyoruz. Is sometimes neymiş? Kızgın. Angry. Okay. Hocamız asla endişeli değil. Tamam. Hocamız demek ki bizim hocamız diyor. Our teacher bizim hocamız tekil olduğu için is
never aslı demiştik. Endişeli ne demekti? Worried. Bunu da yazdık. Böyle. Our teachers never worried. Demek ki hiç endişeli değilmiş. Jack ve Jane arada bir mutsuzlar. Tamam. Arada bir neydi? Seldom burada kullanabiliriz. Jack and Jane are seldom ne? Mutsuz ne demek? Unhappy. Değil mi? Bunu daha önce öğrenmiştik. Böylece şunu öğrenmiş olduk. Bu yapılar emizardan sonra geliyor. Fiillerden önce geliyor. Okey. Şimdi örneklere ilerleyebiliriz artık. Aşağıdaki alıştırma Basic English Grammar kitabından almıştır. Süper. Sıklık belirten kelimeler hangi yere gelecek? Yani şunlar hangi yere gelecek? Ben de ne yapayım? Oraya bir boşluk bırakayım. Anita is. Is'den sonra geliyordu değil mi? Okey. Buraya boşluk bırakıyorum. Anita comes. Demek ki fiilden önce geliyordu. Buraya boşluk bırakıyorum. Liliana is. Is'den sonra geldiği için. Buraya boşluk. Liliana buraya geliyordu. Comes. It buraya geliyordu. It is buraya geliyordu. Hiroshi is buraya geliyordu. Bu artık kolay olduğu için hemen bunları ekledik. Şimdi çevirilerine bakalım. Anita is always on time for class. Anita her zaman derse tam zamanında gelir. On time tam zamanında demek. Anita comes to class on time. Anita always comes to class on time. Demek ki her zaman okula derse tam zamanında gelir. Okay. Liliana is often late for class. Demek ki Liliana derse geç kalıyormuş. Okay, buraya Liliana comes to class late. Bu da aynı şekilde. Aynı demek. Liliana sıklıkla derse geç geliyor. It never snows in my hometown. Benim memleketimde asla kar yağmıyor. It is very cold in my hometown. Benim memleketim neymiş? It is never. Tamam. Asla soğuk değilmiş. Hiroshi is usually at home in the evening. Demek ki Hiroshi genellikle neredeymiş? Evdeymiş. Ne zaman? Akşamları. İlerleyelim. Daha varmış ya, devamı. Buraya da Hiroshi fiilden önce geliyordu demiştik. Böyle. Thomas yine fiilden önce geliyor. His classmates are'dan sonra geliyor demiz are'dan sonra. I fiilden önce gelecek. I yine fiilden önce gelecek. Hiroshi usually stays at home in the evening. Hiroshi genellikle evde kalıyormuş akşamları. Thomas seldom studies at the library in the evening. Demek ki Thomas nadiren ya da arada bir çalışıyor kütüphanede akşamları. Okay. His classmates are seldom at the library in the evening. Demek ki onun sınıf arkadaşları, ders arkadaşları nadiren kütüphanedeler akşamları. O demek ki eve diyorlar ki biz kütüphaneye gidiyoruz çalışmaya. Sonra gez. Ah bu zamane gençleri. I sometimes skip breakfast. Ben bazen yani arada sırada ne yapıyorum? Kahvaltıyı yapmıyorum. Skip atlamak demek. Yani kahvaltıyı atlıyorum diye de çevirebiliyorsun. I boşluk rarely ben nadiren have time zamanım olur for a big breakfast. Demek ki büyük kahvaltı yani geniş kahvaltı için benim nadiren zamanım olur. Okay. Bunu da öğrendik. Peki başka ne öğreneceğiz? Peki haftada 2, ayda 1, günde 5. Bunları nasıl söyleyebiliriz diyor. Onu da bakalım. Bu da kolay. Bunlar da nereye geliyor? Cümlenin sonuna geliyor. Bunu da kalın şöyle yazayım. Önce sen cümleyi yazıyorsun. Cümlen neydi? I drink coffee. Mesela ben kahve içerim. Tamam. I drink coffee. Sonra bunları yazıyorsun. Peki. Bu okey. Bunu anladık. Cümlenin sonuna gelir. Peki bir kez ne demek? Once. Böyle bak burada yazılışı var. Once. Bir kez demek. İki kez ne demek? Twice. Bak burada twice. Bazen şöyle two times diye de görebilirsin. Ama genellikle twice diye kullanırlar. Bu iki kez demek. Peki üç kez ne demek? Üç kez de bundan sonrası yani birinci bir kez iki kezden sonrası kolay. Üç neydi? Three. Ondan sonra kez ne demek? Buraya şu s'yi unutma times'teki. Yani s'yi unutma. Şöyle three times. Okay. Z diye okunuyor burası. Three times. Üç kez. Peki dört kez demek için demek ki artık bunu yapabiliyoruz. Four times. On kez demek için ten times. Bu kadar basit. Okay. Bu kolay. Peki günde. Biz günde de diyebiliriz. Bir günde de diyebiliriz. Ama onlar illa diyorlar ki bir günde, bir yılda, bir haftada diyeceğiz. O nereye geliyor? O da bu
Mesela bir kez, iki kez, üç kez dedik ki hemen ondan sonra bir gün, bir ay, bir hafta, bir yıl yazabiliyoruz. Mesela günde bir kez demiş, once a day. Günde iki kez, twice a day. Günde iki kez, bunu ne demiştik? Bazen böyle de görebilirsin. Peki, şimdi diyelim ki ben ne demek istiyorum? Günde üç kez demek istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Three times a day. Günde dört kez demek için four times a day. Peki, günde on kez demek için ne diyeceğim? Ten times a day. Okey. Başka var mı burada bilmen gereken? Biz buraya ne yazmışız? Haftada yazmışız, ayda yazmışız ama biz burada hep gün 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 kullandık. Peki, haftada bir kez demek için ne diyeceğiz? Mesela once a week. Haftada bir kez demek. Bunun yerine month dersem once a month, ayda bir kez demek. Once a year, yılda bir kez demek. Burası kolay. Şurası. A week, a month, a year. Okey. Şimdi şuna da dikkat et. Bak burada her dikkat etmen gereken yere ne yapıyoruz? Böyle bir önemli diye kocaman yazıyoruz ya da dikkat yazıyoruz. Bunları mutlaka not al. Kelime sıralaması Türkçe versus, bu versus demek Türkçe İngilizceye karşı gibi düşün. Farklıdır. Nasıl farklıdır? Biz önce ne yapıyoruz? Büyük olan kelimeden başlıyoruz. Mesela hafta mı daha uzun sürüyor yoksa gün mü? Hafta daha uzun değil mi? Uzun olandan başlıyoruz. Ona day'da getiriyoruz. Haftada bir gün, ayda bir gün, yılda bir gün ya da haftada iki kez, yılda dört kez ya da ayda beş gün, yılda altı kez, altı ay, yılda altı ay, öyle de diyebilirsin. Yani genel olarak biz büyük olan zaman ölçütünü ne yapıyoruz? Başta kullanıyoruz, sonra küçüğü geliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar önce küçüğünü getiriyorlar. Bir kez, iki kez ya da işte dört kez gibi. Sonra büyük kısmı getiriyorlar. Onu unutma. Yani haftada bir demek için once a week. Ayda iki kez demek için twice a month. Yılda bir demek için once a year. Peki ben buraya niye kez yazdım, buraya yazmadım? Şurada bak yazmışım. Çünkü Türkçe'de biz haftada bir de diyebiliyoruz, haftada bir kez de diyebiliyoruz. Ama onlar illa o kez o kelimesini, yani times kelimesi var ya, onu yazıyorlar. Peki biz buraya niye times yazmadık? Çünkü ne demiştik? Bir kez ve iki kez derken oradaki times'i eklemiyoruz. Ondan sonraki tüm sayılarda times kelimesini ekliyoruz. Times'i time diye yazmıyorum. Mesela five times a week demiyorum. Five times a week diyorum. Onu da unutma. Çoğul yapıyoruz. Anlamadığın herhangi bir şeyi mutlaka not al. Ve şunu yapma. Mesela bir günde bir sürü video izledim. Tamam, böyle bir sürü işte öğrendim, İngilizce ilerliyorum. Onu yapma. Bak şimdiye kadar anlattıklarım bile ne kadar karışık değil mi? Bunu adım adım öğren. Günde bir video, maksimum iki video. Hani taş çatlasa günde bir ünite yapabilirsin. Daha fazlasını yapmamaya çalış. Okay? Ancak yavaş yavaş öğren. Temelini oturtmaya çalış. Şimdi bir sonrakine bakıyorum. Diyor ki Türkçe yazacaklarımın karşısına İngilizcelerini yaz diyor. Tamam, artık her şeyi öğrenmişiz değil mi? Ayda 5 kez. Tamam. Önce ne yapıyorduk? Bunlar büyük kısmı başa yazıyorlardı. Biz önce 5 kez de başlıyorduk. O yüzden 5 yazıyorum. 5 times a, ayda ne demekti? A month. Okay. Yılda 8 kez. Önce 8 ile başlıyorum. 8 times a year. Okay. Haftada 2 kez. Önce 2 ile başlıyorum. Twice a week. Okay. Günde 3 kez. Bu sefer de cümle kullanmış. Bak ne demiş? Kahve içerim. Demek ki önce ben kahve içerimle başlayacağım. I drink coffee. Ben kahve içerim. Sonra bunu yazacağım. Ne zaman, ne kadar içiyorum? Günde 3 kez. 3 kez ne demekti? 3 times bir günde a day. Okay. Başka, ayda 4 kez sabah 7'de kalkarım ama diyor ki kalkmayı da vermiş. Get up. Yani işimizi bayağı kolaylaştırmış. Onu da yazalım. Ben dediği için demek ki I get up. Ben kalkarım. Tamam. 4 kez diyor. 4 times ne? Ayda a month.
I get up four times a month. Tamam, bunu yazdık ama ne? Dört kez sabah kalkarım diyor. Ha, sabaha da nereye ekliyoruz? Şuraya ekliyoruz sabah. I get up in the morning. Sabah kalkarım. Four times a month. Ezanın başka ne zaman? Gece mi kalkıyorsun? Gerçi biz artık gündüz, gece fark etmiyor ki. Burada sabahları kalkıyormuş. Hiç demiyorsun ki hocam orada 7 yazıyor. 7'yi niye yazmadın? Süpersin bak, birisi sanki bana hatırlattı. Sanki böyle bir tokat çarptı gibi böyle. Orada sabah 7'de diyor. Süper. I get up at 7. Bunu da yazalım. At 7 in the morning 4 times a month. Tamam. I get up. Ben bunu kalın harfle aldığımda ben kalkarım. Önce ne oldu? Şu kısmı verdim. Ben kalkarım diye. At 7 saat 7'de. Bunu da şu kısmı vermiş oldum. 7'de. Sonra in the morning sabahları demiş oluyorsun. Bu da sabah kelimesini verdik. Sonra four times 4 kez. Bak bunu da verdin. Sonra da a month diyor. Bir yıl, ayda. Sen de burada zaten ayda'yı vermişsin. Kolay. İlerliyorum. Peki biz şimdiye kadar hep böyle bir günde 4 kez ya da işte bir ayda 4 kez, bir yılda. Peki ben şöyle demek istesem 2 yılda bir kez ya da 4 ayda 3 kez böyle bir şey demek istersem o zaman ne yapıyorum? O zaman da ufacık bir kelime daha ekliyorsun. Onun dışında her şey aynı. Bakalım. Günde bir kez. Bunu zaten öğrenmiştik. Once a day. Bunu biliyorduk zaten. 2 günde 5 kez ne yapıyorduk? Önce 5 kez'e ekliyorduk. 5 times. Sonra 2 günde ne demek? 2 gün ne demek? Day ama çoğul yaptığın için orada 2 gün. Biz 2 günde diyoruz. Onlar 2 günlerde yani. Leri eklemesi gerekiyor onlarda. O yüzden se'yi ekliyorsun mutlaka. Bunu unutma. Çoğul olduğu için. Bu okey. Bir de şuraya araya bir in getiriyorlar. Şunu da unutma. Şöyle. Heh. 5 times in 2 days. 4 haftada 5 kez. Ne yapıyorduk? Önce 5 kez ekliyorduk değil mi? 5 times. Sonra in'i ekliyorduk. Aferin. In 4 hafta ne demekti? 4 weeks. Okay. Şu in'i unutmuyoruz. Sonra bak burada çaktırmadan reklamlar da var. YouTube.com bu kampüs. Demek ki istiyorum ki YouTube'a gel orada bana üye ol demek istiyorum. Instagram oraya gel orada üye ol. Biz ne yapıyoruz orada? Canlı yayınlar yapıyoruz. Speaking konuşmaları. Amerikan İngilizcesi ile ilgili bir sürü canlı yayın yaptık. Bir sürü paylaşımlarımız var. Onları mutlaka gör. Bak bu kampüs hep reklam yapıyorum. Grammar 101 kitabım. Mutlaka al diyorum. Bak ha, görüyor musun? Çaktırmadan reklam. 3 ayda 7 kez. Bakalım. Ne diyorduk önce? 7 kez diyorduk. 7 kez ne demekti? 7 times. Bunu artık öğrendik. İni unutmuyoruz demiştik. Bunu da öğrendik. 3 ay ne demek? 3 months. Okay. 5 günde 3 kez. Bunu eğer doğru yaptıysan kendine bir al beni alabilirsin artık. 5 günde 3 kez. Ne yapalım? Önce bir 3 kezden başlayalım. 3 times. Okay. 5 günde önce bir ini yazıyoruz. 5 days. Doğru yazdın mı? O zaman kendine bir albeni alabilirsin. İlerleyelim. Şimdi örneklere bakalım. Zaten biz bol bol örnek yaptık. Daha durmuyoruz. Yine örnek yapıyoruz. Çünkü iyice öğrenmen lazım. Kız kardeşimi haftada 3 kez görürüm. Önce ben kız kardeşimi görürüm. Önce bunu benim yazmam lazım. I see my sister. Okay. Ne kaldı burada? Bak şu anda kız kardeşimi şunu yazdım. Görürüm bunu da yazdım. Ne kaldı? Haftada 3 kez kaldı. Biz bu haftada 3 kez nasıl yazıyorduk? Önce 3 kez diyorduk değil mi? 3 times haftada neydi? A week. Görüyor musun? Bu kadar kolay. Bak burada yine istiyorsan ekranı durdur önce kendin yap. Sonra ilerleyebilirsin. Bakalım. Hop 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 hop. Tamam. İşe ayda 24 kez giderim. Önce işe giderim yazalım. I go to work. Bunu yazdık. Ne kaldı burada? Ayda 24 kez. Demek ki 24 kez yazacağım. Ben bunu artık şöyle yazayım. 24 times a month. Okay. İstersem uzun uzun da yazabilirim böyle. 20 bir de 4 diye. Günde 12 kez gülümserim. Bak ya adama bak sayıyor. 1, 2, 3 kez gülümserim. Bak. Bir kere daha gülümserim. Yazalım. Günde gülümserim.
Önce bir gülümserimi yazalım değil mi? Gülümse diye bir şarkı vardı kimin? Sezen Aksu'nun. Oh, çok güzel bir şarkı. I gülümsemek, smile. İnsan gülümsemesi insanın hayatını uzatıyormuş. Gülümsemek, gülmek. O yüzden bol bol gülebilirsiniz. Günde ben güldüm tamam. Ne kadar? 12 günde 12 kez. 12 neydi? 12. Sonra times'ı unutmuyorum. Sonra bir gün dediği için day. Sonra nokta. O kadar basit. Bunu da yaptık. İlerleyelim. Her gün, her hafta vesaire demek için ne yapacaksın? Onu da öğrenelim. Her gün, her gün, her kelimesi neydi İngilizce'de? Every. Gün ne demekti? Day. Her gün. Bitti. Buradaki hata nedir? Mesela ne yapıyorlar hatayı? Hatayı ne yapıyorlar? Artık Türkçeyi de unuttum. Bana Türkçe dersi verecek bir arkadaş arıyorum. Şimdi her dedikten sonra her zaman tekil kullanıyorsun. Çoğul değil. Mesela every days demiyorsun. Every weeks demiyorsun. Tamam? Every day. Hatta mesela bir diyelim ki bir çocuk olsun. Every child. Every children demiyorsun. Okay? Every book. Her kitap. Every books demiyorsun. Okay. Every day yazdık. Şimdi her ay demek istiyorum. Her ay. Every month. Bunu da yazdık. Her hafta sinemaya giderim. Önce ne yapıyorduk? Sinemaya giderim yazıyoruz. Yani I go to the cinema. Sonra ne yapıyorduk? Her hafta. Every hafta neydi? Week. Okay. Her sabah limonata içerim. İç bakalım. İç paylaşma. Hiç bize limonata falan gönderme. Bir günde böyle kalktığımda bir sürpriz göreyim, bir limonata göreyim. Hey. Önce limonata içerimi yazayım. I drink lemonade. Ne zaman? Her sabah. Every morning. Okay. Her yıl Paris'e giderim. Yazalım onu da. Her yıl önce Paris'e giderim yazalım. I go to Paris. Paris. Ne zaman? Her yıl. Every year. Je ne sais pas. Aha. Buradaki hatalı örneklere de bakalım. Bak her yıl demişiz, ne yapmışız? Burada S getirmişiz. Bu demek ki hatalı. Getirmiyorsun. Her gün ne yapmışız? Burada S getirmişiz. Demek ki bu hatalı. Bunların hepsini not al. Hemen sonraki ünitelere atlarsan buradakileri unutursun. O yüzden hepsini tekrar etmen lazım iyice. Biz ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Alıştırmalar yapıyoruz. Hala alıştırma yapıyoruz. Her şeyi iyice öğrenin. Aşağıdaki alıştırma Basic English Grammar kitabından alınmıştır. Okey, cümleyi oku ve verilen sıklık kelimelerinden hangisi doğruysa onunla cümle kur. Yani onunla diyelim. Ekstra ekleyelim. Birinci cümleye bakıyorum. I have classes on Mondays, Wednesdays and Fridays. Demek ki benim derslerim varmış. Ne zaman varmış? Pazartesi günleri, çarşamba günleri ve cuma günleri. Yani haftada kaç kez dersim var? 3 kez. Bakalım haftada 3 kez var mı? Şurada var. 3 times a week. Bunu işaretliyorum. Buraya geliyorum. I have classes. Benim dersim oluyor. Ne kadar? Burada 3 times a week. Bu kısmı yazıyorum. Bitti. I pay my phone bill. Ben telefon faturamı öderim. On the first day of every month. Her ayın ilk gününde ben telefon faturamı öderim. Bu kadar düzenli bir insan. Bakalım günde bir değil. Twice a month değil. Ayda iki kere. Günde üç kere değil. Yılda bir kere değil. Yılda iki kere değil. Once a month. Ha, ayda bir kere. Bu olabilir. O yüzden ben geliyorum buraya. I pay my phone bill. Ne zaman? Once a month. Keşke benim faturamı da ödese. Değil mi? Nerede bu eleman? Bunu bulmam lazım. 3'e bakıyorum. I exercise from 10 to 11 a.m. every day. Ben her gün 10 ile 11 arası egzersiz yaparım. Egzersiz yaparım ne demek? Yani spor yaparım demek ki. Okay. Keşke böyle her gün 10-11 arası spor yapabilsek. Bazılarımız işteyiz, bazılarımız tembel tembel uyuyoruz. Bakıyorum demek ki her gün yaptığı için 10-11'e kadar. Ne yapıyor? Günde kaç kere yapmış oluyor? Yani günde bir kere yapmış oluyor. Tamam, bunu yazalım. O zaman geliyorum. Diyorum ki I exercise ne zaman? From
From o kısımları yazmıyoruz. Everyday kısmını da yazmıyoruz. Once a day. Bu kadar yetiyor. Çünkü zaten şu kısmın tamamı her gün saat 10 ile 11 arası bunun tamamı bana bir kezi vermiş oluyor. Günde bir kezi. Görüyor musun? Bak bunu işaretleyeyim de bunu unutma. Burası önemli. Sonra I visit my cousins. Ben kuzenlerimi ziyaret ediyorum. In December and June every year. Her yıl Aralık'ta ve Haziran'da kuzenlerimi ziyaret ediyorum. Demek ki yılda iki kere ziyaret ediyormuş. Bunu da yazalım. O zaman diyoruz ki I visit my cousins ne zaman? Twice a year. Yılda iki kez. Okay. Dr. Williams checks her email at 6 a.m., noon and 10 p.m. every day. Dr. Williams de bir doktor varmış. Checks her emails demek ki maillerini kontrol ediyormuş. 6'da, sonra öğlen, sonra bir de 10'da. Buradaki AM dediği sabah saatleri oluyor. Sabah 6'da, öğlen, bir de akşam kaçta? İşte 10 gibi bunları kontrol ediyormuş her gün. Demek ki günde kaç kere kontrol ediyor? 3 kere değil mi? Şuradaki 3 kereyi işaretleyelim. Buraya geliyorum. Dr. Williams checks her email ne zaman? 3 times a day. Bunu da yazdık. Sen nereden geldin? Sen geri git. Sen de git. Tamam. İlerleyelim. The Browns take a long vacation in August. Demek ki bu Browns dediği bu soyadı. Mesela benim soyadım Can. The Can dediğinde Can ailesi gibi oluyor. Cangiller diyoruz ya mesela. Buradaki işte Brownlar ne yapıyormuş? Uzun bir tatile çıkıyormuş Ağustos'ta. Take a long vacation uzun bir tatile çıkmak diye çevirebiliyorsun. Ağustos'ta uzun bir tatile çıkıyorsa demek ki yılda bir kere tatil yapıyor değil mi? Şuradaki once a year bunu işaretleyelim. Gelelim şuraya ne yazalım? The Browns take a long vacation once a year. Bunu da yazdık. Cindy gives dinner parties. Demek ki Cindy ne yapıyormuş? Akşam yemekleri partileri veriyormuş. The beginning and end of each month. Her ayın başında ve sonunda akşam partileri veriyor. Nerede Cindy? Sen duydun mu hiç? Ben duymadım. Davetiye de gelmedi. Cindy'yi bulan varsa söylesin gidelim. Basalım evini. Biz de gidelim. Açız biz. Aç. Millet aç. Ne yapacağız? Demek ki haftada iki kez diyeceğiz. O yüzden bunu işaretliyorum. Ben de buraya geliyorum. Ha yok haftada iki kez değil şey ayda iki kez olacak. O yüzden bunu ne hemen görüyorum kafa karıştı. Akşam yemeği deyince kafa gitti. Ha twice a month. O yüzden geliyorum buraya diyorum ki Cindy bulacağım seni diyorum. Gives dinner parties twice a month. Ayda iki kez. Sam buys vegetables at the farmers market on Mondays and Fridays. Demek ki Sam satın alıyor, sebze satın alıyor bu çiftçilerin pazarında. Demek ki bir çiftlik pazarı varmış, orada satın alıyor. Ne zaman? Pazartesileri ve cuma günleri. Okey, demek ki haftada iki kere alıyor. Artık bunu yazabiliyoruz. O yüzden bunu da işaretliyorum. Şimdi burada neredeyse hepsini yazıyoruz. Bak, buys vegetables. Bunu da yazalım. At the farmers market twice neydi hafta mıydı bu hafta mıydı evet twice a week okay bunu da işaretledik. İlerliyoruz. Aşağıdaki alıştırma Essential Grammar in Use kitabından alınmıştır. Cümle kur diyor. Kuralım. Zaten karışık kelimeler vermiş. Demek ki önce özne ile başlıyorum. Sue neydi sonra? Always. Önce bunu yazıyorduk. Arrives, varır. Bu şeyi unutma. Early, erken varır. Nereye gidiyorsa erken varıyormuş. Vay be. I, sonra never, sıklık kelimeyi kullanıyorum. Sonra feel, go to the cinema. Sinemaya hiç gitmiyormuş. Demek ki evde sinema düzeni var. Demek ki nasıl bir evse artık. Müthiş. Buraya bakıyorum. Children, çocuklar. Boşluk, usually. Okay. Like, severler. Neyi severler? Chocolate. Usually mi yoksa always mi? Her zaman severler. Oh, götürüyorlar. Çikolata kalmadı piyasada. Jackie ne yapıyormuş? Always, her zaman enjoys. Bunu böyle say ekliyorsun çünkü bu
she diyoruz ya. Enjoys neyi seviyormuş? Parties. Parti. Nereye kadar? Parti parti. Git biraz çalış, para biriktir, ev al, hayat kur ya da git parti yap. Hangisi? İşte, işte. Devam ediyoruz. I, ben. I kahroldum. Sonra ne var? Often var. Often sıklıkla. Ne yapıyormuşum? Forget yapıyormuşum. Okay, unutuyorum. Neyi unutuyorum? People's names. İnsanların isimlerini unutuyorum. Not alabilirsin. Mesela birisini gördüğünde ismini unutuyorsan ben ne yapıyorum? Hemen ona bir karakter uyuşturuyorum. Böyle bir ismiyle karakteri birleştirmeye çalışıyorum. Unutmamak için. Örneğin yakında bir kişiyle tanıştım. Adı Nilay. Ben mesela onu unutmamak için Nil Nehri'nde böyle bir ay var. Bu da orada geziyor. Nil Nehri'nin tam üstünde dolaşıyor diye. Öyle aklımda kaldı. Ben onu gördüğümde Nil Nehri'nin üstünde dolaştığını görüyorum. Direkt Nilay diye aklıma geliyor. Bu taktiği sen de uygulayabilirsin. Unutmazsın böylece. 7'ye bakıyorum. Sam. Önce Sam'le başlayalım. Sonra never. Bunu da yazalım. Sonra watches. Neden? Çünkü he olduğu için ES'yi getirdik. Şeyden dolayı da ES getirdik. Onu zaten hatırlıyorsundur. TV. Aslında ne yapıyormuş? Televizyon izlemiyormuş. Yalana bak ya sen. Biz çıkınca hemen açıyor böyle Kanal D'yi. Orada kısmetse olur izliyor. Çakal. Ne yapalım? Buradaki dersi de bitirelim mi? Bitirelim. Çok konuştuk. Sen konuşmadın. Ben konuşmam olsun. Bir sonraki derste görüşürüz bakalım. Ciao ciao.